أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. صلوا على نبينا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والبراق والعلم، جسمه منور بالحرم، واسمه مكتوب على اللوح بالقلم، وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إنه بصير بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. Bu sürgün dünya hayatında güven içinde olabilmek için, bütün işlerimizde muvaffak olabilmek için, her şeyden önce anlatacaklarımız ile amel edebilmek için, onun yüce adıyla başlıyoruz. Onun o güzel ismiyle başlıyoruz. Çünkü aciz ve zayıf olduğumuzdan Yüce Rabbimizin sonsuz kuvvet ve kudretine muhtacız. Biliyoruz ki eğer Cenab-ı Erhamur Rahim'in Yüce Yaratıcımız bir şeyin olmasını istemez ise, kainatta yaratılmış olan bütün mahlukat bir araya gelip o şeyin olmasını murad ederse, Cenab-ı Allah istemedikten sonra o şey asla gerçekleşmez. Ve bütün yeryüzündeki canlı varlıklar bir şeyin olmasını istemediği halde Yüce Rabbimiz o iş hususunda bizlere tevfikini göstermiş ise, bizleri o yapacağımız işte muvaffak kılmışsa, yeryüzündeki bütün varlıklar birleşip bizim aleyhimizde olduktan sonra kesinlikle hiçbir şey yapamazlar. Server-i Alem Habibi Kibriya Resul-i Pak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öyle buyurdular bir hadis-i şeriflerinde: Kullu emrin zibalin lem yubde bi bismillahi fehuve ebtaru. Bir rivayette fehuve aktau. Dedi ki Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam, ne kadar şerefli bir iş var ise, ne kadar hayırlı bir iş var ise ve Allah'ın adıyla, besmele ile, Allah'ın zikri olmadan, Allah'ın Esma-ül Hüsna'sından herhangi bir tanesini söylemeden başladıysa, işte o işin bereketi kesiktir, işte o iş eksiktir. O zaman kıymetli gönül dostlarımız, kıymetli izleyenlerimiz, gelin hep birlikte Rabbimizin adını, Rabbimizin ismini kendimize miftah, anahtar eyleyelim. Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i sonsuz salatu selam onun ve onu sevenlerin üzerine olsun. Kendimize Habibi'nin sertaç eyleyelim. Öyle başlayalım muhabbetimize, öyle başlayalım programımıza. Onun adı ile Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem aşkı ile başlayalım ki çölleşmiş, bitab düşmüş, artık güçsüzleşmiş olan gönül dünyamıza onun ismi, evet onun bereketi bir ab-ı hayat, yepyeni bir bahar olsun. Her şey onun azameti karşısında, her şey onun büyüklüğü karşısında küçük kalan zata, her şeyin onun kudreti karşısında, onun izzeti karşısında zelil olan zata,
alemlerin mürebbisi, Rab çünkü Arapçada terbiye eden manasında. Öyle ya, Cenab-ı Erhamurrahim'in alemi yoktan var edip peyderpey onu terbiye etmiş. İnsanoğlunu terbiye etmiş, belli bir evreden geçirmiş ve kamil olan bir noktaya kadar ulaştırmış. İşte bütün mevcudatın kendisinin karşısında küçük kalan zata, alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye, mahlukatı sayısınca sonsuz hamdü senalar olsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Rahmet kapılarını sonuna kadar açan, geçmişin karanlığına son veren, hakka hakikatle destek olan, mahlukatı senin doğru yoluna ileten, server-i alem, Habibi Kibriya, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sonsuz salatu selam olsun. Evet kıymetli izleyenlerimiz, gönül dostlarımız, gününüz hayır olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, inayeti, hidayeti sizlerin ve sevdiklerinizin üzerine olsun. Aileniz huzurlu, işleriniz bereketli olsun. Sizleri Allah'ın en güzel sözü ile, sizleri Yüce Rabbimin esenliği ile, hayrı ile selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Nebevi Hayat programında inşallah başlayacağımız bu kutsu yolculukta bazen yolumuz Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin doğduğu o mübarek topraklara, kutsal beldelere, bazen gah Medine-i Münevvere'de, gah Mekke-i Mükerreme'de Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizi vazifesi başında seyre dalacağız. Gah Beytullah'ta, bazen Kabe-i Muazzama'da, kutsal topraklarda onun Rabbine ibadet edişine şahit olacağız hep beraber. Bazen yolumuz İslamiyet'in payitahtına, Medine-i Münevvere'ye, alâ sâkiniha afdalu salat ve etemmü teslim, Mescid-i Nebevi'nin bir köşesine düşecek, oradan Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'i seyre dalacağız. Bazen yolumuz İslamiyet'in ilk medresesi olan Suffe Medresesi'ne düşecek. Orada kendilerini ilme, takvaya, ihlasa, zühde ayırmış, hayatının bütünüyle ahirete ve Allah'a adamış olan İslamiyet'in ilk medrese talebeleri Ashab-ı Suffe'yi, Suffe ashabını seyre dalacağız. Ve onların o yaşantılarını kendi hayatlarımıza tatbik etmeye çalışacağız. Tevhide ve Resulullah aleyhissalatu vesselama ne derece sevdalı olduklarını o güzel ashab-ı güzin efendilerimize anlatacak. Onların bazen sevinçleriyle sevineceğiz. Onların bazen hüzünlerine ortak olacağız. Kıymetli dostlar, bazen yolumuz Bedir'e düşecek. Bazen yolumuz Uhud'a, bazen Hayber'e, bazen Uhud'u Okçular Tepesi'nden seyre dalacağız. Cenab-ı Allah'ın tevhid inancını, Allah'ın bir olduğunu, vahdaniyetini, eşhedü en la ilahe illallah, ben şahitlik ediyorum ki Allah'tan başka ilah yoktur mabudun bilhak olarak, gerçek manasında kendisine tapınılması gereken bir Rab olarak, başka ilah tanımıyorum diyen ve bunu yüksek yerlerden haykıran sahabe-i kiramlara şahit olacağız. Onlarla birlikte belki kalbimizin en derin noktasında bize Allah'ımızı, ilahımızı, gerçek manada yaratıcımızı haykıracağız. Kabe-i Muazzama'nın üstünde eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyen müezzinlerin sertacı, piri Bilal-i Habeş radıyallahu anh gibi biz de tekrardan Nebi aleyhissalatu vesselam Efendimizin ismini kendi gönül dünyamıza haykıracak ve Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin yolunu kendi yolumuz edineceğiz.
Ve kıymetli dostlar, bu manevi yolculuğun sonunda göreceğiz ki dünyalaşmış, göz boyayan bu şaşalı dünya hayatını bir an bile olsun hayatımızdan çıkartmamız gerekir. Belki de kimi zaman hayatın birçok evresinde, birçok yerinde boşluğa düşecek, birçok evresinde elimizden tutması gereken birilerini arayacağız. Ama unutmayacağız ki çıkış kapısı bulamayanların çıkışı, kendilerini sürekli bir hengamenin, bir boşluğun içerisinde hissedenlerin tek yegane dayanağı sadece ve sadece Rabbimizin ve ona inananların yolundan geçecektir. Aslında burada yapacağımız sohbetler bir nebze de olsa hayatımıza bir ışık tutacak ve asla yese ümitsizliğe kapılmamamız gerektiğini tekrardan bizlere hatırlatacağız. Zaten öyle demiyor mu yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim? Estaizu billah. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Ey Habibim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, de ki ey nefisleri aleyhine günah işlemek ile ömürlerini israf eden, boşa harcayan kullarım, kendilerine zulmeden kullarım, hayatını kendilerine zindan eden kullarım, kendilerini Rabbinin itaatine adamayan kullarım, Peygamber aleyhissalatu vesselamın hayatını kendisine rol model edinmeyen kullarım, günahlara bulaştık diye asla ve asla, la taknatu min rahmetillah, asla ve asla Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Şüphesiz ki Allah bütün günahları bağışlar. İnnehu huvel gafurur rahim. Muhakkak ki bütün günahları bağışlayan sadece ve sadece Cenab-ı Erhamur Rahim'indir. Doğrusu aslında Allahu Teala çok gafurdur ve çok bağışlayandır. Çünkü bir hadis-i kutside Cenab-ı Erhamur Rahim'in öyle buyuruyor. Diyor ki: "Vasi'at rahmeti gazabi." Benim rahmetim, benim bağışlamam gazabımı, kızgınlığımı geçmiştir. İşte kıymetli dostlar, şu andan itibaren gelin hep birlikte gönül dünyamıza, gelin hep birlikte ruh alemimize Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin hayatı ve ışığı ekseninde Cenab-ı Erhamur Rahim'ini tanıtalım. Ve bunu yaparken aslında Hazreti Peygamber'in hayatımızda ne derece nedenli, önemli bir rol aldığını hep birlikte kavramaya çalışalım, gayret edelim. İnşallah şu andan itibaren hayatımızda öyle bir yol açalım ki, hayatımızda öyle yepyeni, bembeyaz, berrak bir sayfa açalım ki son durağımız, gideceğimiz son noktamız Rabbimizin rızası olsun. Zaten gerçek mümin olmanın gereği, zaten gerçek kul olmanın gereği Allah anıldığı zaman kalbin titremesi demek değil mi? Zaten gerçek mümin budur. Vecilet kulubuhum buyuruyor Cenab-ı Allah yüce ayet-i kerimesinde. Onlar Allahu Teala zikredildiği zaman kalpleri titreyen, kalpleri korkan kullarımdır. İşte şimdi ya Rab, senden niyazımız, bizleri Kur'an-ı Hakim'de bahsetmiş olduğun bu mümin kullarının zümresine iltihak etmen. Çünkü öyle buyurmuyor mu yüce Rabbimiz, hayatımıza rehber olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de? وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Biz Kur'an-ı Kerim'de Müslümanların hayat-ı içtimaiyesinde, Müslümanların yaşamış olduğu hayatlarında, toplumsal hayatlarında yaşamış oldukları bütün problemlere, maddi ve manevi bütün problemlere çözüm olması itibariyle نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ Müslümanların hastalıklarına, dertlerine şifa ve rahmet kaynağı ayet-i kerimeleri indiriyoruz. O zaman kıymetli dostlar,
Biz Kur'an-ı Kerim'e sıkı sıkıya sarıldığımız zaman, biz Kur'an-ı Kerim'e gerçek manada ittiba ettiğimiz zaman anlayacak, bilecek ve göreceğiz ki hayatımızdaki bütün problemlerin yegane çözümleri, yegane noktaları aslında Kur'an-ı Kerim'de var. Peki kıymetli dostlar, Kur'an-ı Kerim'i hangi eksen içerisinde anlamamız gerekiyor? Gelin biraz da hasbihalimize bu minvalden devam edelim. Kur'an-ı Hakim'i sadece salt okumak ile mi, sadece salt meal çalışması ile mi anlamamız gerekiyor? Kur'an-ı Kerim'i Cenab-ı Erhamurrahim'in isteseydi bir daha indiremez miydi? Neden peygamber ihtiyacı, neden bir tabiri caizse bize bir aracı koymuş Hazreti Cenab-ı Allah? Evet kıymetli dostlar, bu minvalden bir takım hasbihaller etmek istiyorum. Cenab-ı Erhamurrahim'in bize bu hakikati beyan ederken estaizu billah buyuruyor ki لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ. Eğer biz şayet لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ, şayet bu Kur'an-ı Kerim'i, bu vahiyi insanlara göndereceğimiz, göndermiş olduğumuz bu emirleri ve yasakları, yani insanlar ile yaratıcı arasındaki o irtibatı sağlayan vahiyi, eğer biz لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ, bir dağın üzerine indirseydik, لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَاشَةِ اللّٰهِ, Cenab-ı Allah'ın korkusundan o dağın titrediğini, kül olduğunu, çöktüğünü görecektin. Demek ki Allah-u Teala'nın, yani yüce yaratıcının insanoğlu ile irtibatını sağlaması gerektiği o vahiy atmosferi çok ağır bir atmosfer. Bundan dolayı arada bir varlığın bulunması gerekiyor. O varlık da işte bizim son peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, İslamiyet itibariyle. Tabii biz Kur'an-ı Hakim'i elbette ki onun yaşantısından, elbette ki Cenab-ı Allah'ın biz insanlara göndermiş olduğu mesajları onun dilinden öğrenmemiz gerekiyor. Onun yaşantısıyla, ashab-ı kiram efendilerimizin o dönemdeki yaşantılarıyla beraber Kur'an-ı Kerim'i hadis ekseni içerisinde anlamamız ve hayatımıza tatbik etmemiz gerekiyor. O zaman kıymetli dostlar, burada şöyle bir önemli husus ortaya çıkmış oluyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber olmaksızın anlaşılamaz. Gerçekten de öyle. Çünkü eğer biz Allah Resulüne itaat etmezsek, Allah-u Teala'nın tabiriyle biz eğer Allah Resulüne uymaz isek aslında Allah Celle Celaluhu'ya uymamış oluyoruz. İşte Ali İmran suresi 31. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah biz Müslümanlara şöyle buyuruyor: "Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fettabi'uni yuhibbukumullahu ve yaghfir lekum zunubakum vallahu gafurur rahim." Kul de ki ey Habibim, ümmetine de ki, sadece sahabe-i kirama değil, Kur'an-ı Kerim evrensel bir mesajdır. Kur'an-ı Kerim 15 asır öncesine hitap ettiği gibi Kur'an-ı Kerim bugüne de hitap edecek. Kur'an-ı Kerim yarına da hitap edecek. Kur'an-ı Kerim asırlar sonrasına da hitap edecek. O zaman buyuruyor ki Cenab-ı Allah, "Kul de ki ey Habibim, senin döneminde olan sahabe-i kirama ve senden sonra gelecek olan bütün ashabına, senden sonra gelecek olan bütün ümmetine de ki, in kuntum tuhibbunallaha, in şayet kuntum siz iseniz tuhibbunallah, Allah'ı seviyor iseniz, eğer böyle bir iddianız var ise, gerçek manada evet biz Allah'ı seviyoruz, biz Müslümanız, eşhedü en la ilahe illallah diyoruz diyorsanız, o zaman fettebi'uni, bana da tabi olacaksınız." Yani Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e de tabi olacaksınız. Çünkü kıymetli dostlar, Kur'an-ı Kerim'i bize anlatan, Kur'an-ı Kerim'i bize getiren o atmosferi yaşayan o atmosferi İslam ümmetinin içerisine dağıtan o. Eğer böyle yaparsanız bana da tabi olarsınız. Yuhibbukumullahu ve yaghfir lekum. Cenab-ı Allah sizleri sevecek ve sizleri bağışlayacaktır. Ve yaghfir lekum zunubakum. Günahlarınızı bağışlayacak. Vallahu gafurur rahim. Çünkü Allahu Teala çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. İşte Cenab-ı Erhamurrahim'in
biz Müslümanlara göndermiş olduğu ayet-i kerimelerden herhangi bir tanesi, İnciler. O zaman biz hayatımızda, hayatımızı belli bir noktanın içerisine koyduğumuz esnada ne yapacağız kıymetli dostlar? İslam çerçevesi içerisinde Kur'an-ı Kerim hadis ekseninde hayatımızı düzenlemeye çalışacağız. Hiçbir zaman Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i devre dışı bırakamayız. Bırakma gibi bir lüksümüz yok. İşte Cenab-ı Allah Celle Celaluhu başka bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Ali İmran Suresi 132. ayet-i kerime. Diyor ki: "Vati'u Allaha ve Rasul la'allakum turhamun." Allah'a ve peygambere, "Vati'u Allaha," Allah'a ve Rasul ve peygamberine itaat edin ki "la'allakum turhamun." Umulur ki siz merhamet bulursunuz, felaha erişmiş olursunuz. Ve devamen Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Hakim'de birçok ayet-i kerimede, birçok surede, Kur'an-ı Kerim'in farklı noktalarında bizlere Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e tam bir şekilde doğrudan emir olarak ittibaı ne yapıyor kıymetli dostlar? Farz kılmış oluyor. Çünkü eğer biz Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i anlamaz isek, eğer biz Hazreti Peygamber'in yaşamış olduğu dönemi gerçek mahiyette idrak edemez isek, eğer biz sahabe-i kiramın o dönemdeki yaşantılarını idrak edemez isek ve en önemlisi peygamberin dinin içerisine herhangi bir dahli, herhangi bir katkısı, herhangi bir şey yoktur dersek, o zaman bütünüyle İslamiyet çökmüş olur. İşte bir ayet-i kerime daha Kur'an-ı Kerim'in incilerinden. Nur Suresi 56. ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz buyuruyor ki: "Vakimus salah." Namazı dosdoğru kıl. İnşallah bu ikame manasının, akimus salah, namazı dosdoğru kılmanın ikame tabirinin burada ne demek olduğunu farklı bir programda daha detaylı bir şekilde anlatacağız. Çünkü Kur'an-ı Kerim öyle bir okyanus ki daldığınız zaman bir türlü çıkamıyorsunuz. Kur'an-ı Kerim öyle müthiş bir hakikat, öyle müthiş bir mucize ki asırlar evvel Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e o günün şartlarında gelmesine rağmen hala hayatımıza tabiri caizse mesajlar gönderiyor. Hala hayatımızda tabiri caizse bize yön vermeye devam ediyor ve devam edecek. Ve akimus salah ey Habibim Muhammed Mustafa, veyahut da ey müminler, ey ümmeti Muhammed, ey eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyenler. Ve akimus salah, namazı dosdoğru kılın. Bunu anlatacağız inşallah. Ve atuz zeka, zekatınızı dosdoğru verin. İşte zaten bugün bizim Müslüman coğrafyasının en büyük problemlerinden bir tanesi bu iki tanesini yapmamamızdan kaynaklanıyor. Çünkü neden? Bir insan eğer namazını dosdoğru kılarsa, başka bir ayet-i kerimede Cenab-ı Allah'ın buyurmuş olduğu gibi اِنَّ صَلَاتَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ, namaz muhakkak ki sizleri kötülüklerden alıkoyar diyor. Eğer biz bugün İslam coğrafyası olarak namazımızı dosdoğru hakkıyla eda edersek, demek ki kötülüklerden alıkoyacağız. İslam coğrafyasının içerisinde şu anda kötülük var mı? Evet var. Demek ki namazlarımızı doğru düzgün kılmıyoruz. Peki İslam coğrafyası bugün zekatlarını düzgün veriyor mu? Vermiyor. Vermediğinden dolayı Arakan'da, Kaşmir'de, Filistin'de, Gazze'de, farklı coğrafyalarda, İslam coğrafyalarında Müslüman kardeşlerimiz, Afrika'da küçücük çocuklar açlıktan ölüyor. İşte bunun sebebi Kur'an-ı Hakim'e ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e sadece dil olarak bağlı olduğumuz, yaşantıda bağlı olmuş olursak böyle bir problem kesinlikle İslam coğrafyasının içerisinde olmamış olur. Devamen ayet-i kerimede buyuruyor ki Cenab-ı Erhamur Rahim'in وَيَطِيعُ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, Allah Resulüne uyunuz ki muhakkak, Allah Resulüne uyunuz ki siz de felaha erecek olursunuz. İşte kıymetli dostlar, bu ayet-i kerimeleri eğer gerçek manada biz hayatımızda tatbik eder isek, bu durumda kesinlikle hayatımızda bir problem kalmamış olur. Gelin hep beraber biraz da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hadislerinden çok kısa bir şekilde bahsedelim.
Ondan sonra kısa bir reklam aramız olacak. Reklamlardan sonra çağımızın en büyük problemleri, Müslümanların en büyük hastalığı olan Noel ve Milli Piyango'dan bahsedeceğiz inşallah. Bir hadis-i şerifte buyuruyor ki Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz, İbn-i Mace'de zikredilen bir hadis-i şerif, size ne emrettiysem onu alınız ve sizi neyden nehyettiysem ondan da kaçınınız. Evet kıymetli dostlar, Sevban, sahabe-i kiramdan Sevban radıyallahu anh bir gün Allah Resulüne geliyor, diyor ki ya Resulallah, sizi bana kendimden, ailemden ve çocuklarımdan daha sevgilisiniz. Ben sizi kendimden, ailemden, çocuklarımdan daha çok seviyorum. Ben evdeyken sizi hatırlayınca hemen koşa koşa evden çıkıyor, Mescid-i Nebevi'ye geliyor, sizin o güzel yüzünüzü görmek istiyorum. Ama üzülmüş olduğum bir nokta var, korkmuş olduğum bir nokta var. Dünya hayatı geçici, dünya hayatı fani, dünya hayatı ölümlü. Çünkü Cenab-ı Erhamur Rahim'in ne buyuruyor? Kullu nefsin zaikatul mevut. Muhakkak ki bütün insanlar ölümü tadacak. Ama ben de öleceğim, siz de öleceksiniz. Siz bir peygambersiniz. Siz bir peygambersiniz. Öldüğümüz vakitte yerlerimiz cennete bir olmayacak. Ben bunun için üzülüyorum. Bunun üzerine Allah Resulü iki parmağını göstererek el mer'u ma'a men ahabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. İnşallah kıymetli dostlar, biz de Allah Resulü'nü sevelim ki cennette beraber, onunla beraber haşr olalım, cemalullah'ı onunla beraber görelim. Evet kıymetli dostlar, Allah Resulü'ne itaati anlattık. Allah nasip eder ise reklamlardan sonra çağımızın en büyük hastalığı, Müslümanların içerisine girmiş olan bir veremden, Noel'den ve piyangodan bahsedeceğiz. Kısa bir reklam arası, reklamlardan sonra tekrardan muhabbetimiz için kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet kıymetli dostlar, kısa bir reklam arasından sonra muhabbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programımızın birinci bölümünde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e neden itaat etmemiz gerektiğini ayetler ve kısa hadis-i şerifler ile beyan etmeye çalıştık. Cenab-ı Erhamur Rahim'in bizleri bu ayet-i kerimelerin, hadis-i şeriflerin feyzinden ve bereketinden mahrum bırakmasın, istifade etmeyi cümlenize sizlere nasip eylesin. Kıymetli dostlar, programımızın ilk bölümünde de söylediğimiz gibi bugün İslam coğrafyası çok farklı belalar ile, çok farklı entrikalar ile şu anda maalesef ki bozulmak isteniyor. İslam coğrafyasının içerisinde bulunan Müslümanların Müslümanlık kimlikleri zedelenmeye çalışıyor. İşte çok yakın bir zaman içerisinde göreceğimiz, gelecek olan günlerde, gelecek olan yılbaşı etkinliği adı altında yapılan birçok ahlaksızlıkları inşallah buradan dile getirmeye çalışacağız. Müslüman kardeşlerimizi emr-i maruf nehy-i anil münker usulüyle, esası adı altında inşallah uyarmaya çalışacağız. Çünkü önümüzdeki Noel tehlikesi, önümüzdeki yılbaşı tehlikesi milletimizi saran bir bela. Müthiş derecede bir bela. Şimdiden her yerde görüyorsunuz, AVM'lerde, farklı yerlerde standlar kuruluyor. Hediyeler, promosyonlar dağıtılıyor. Sırf yılbaşı etkinliğine insanları koymak için. Bütün bunlar İslam'da, İslamiyet'te, Müslümanlığın içerisinde hiçbir yeri olmayan Noel kutlaması için yapılıyor. Aslında İslamiyet'te böyle bir gün, böyle bir gece, böyle bir kutlama yok. İslamiyet'te kesinlikle böyle bir kutlama yok. Bizim içimize kendi kültürlerini, kendi yaşantılarını lanse etmek için bu tür uygulamaları kalktılar Müslüman coğrafyasının içerisine, özellikle ülkemizde maalesef ki kültürümüzün içerisine sokmaya çalışıyorlar. Kendi adet ve geleneklerini, kendi göreneklerini bizim kendi içimize sokarak bizi, kendi günümüzü ve gecemizi unutturmaya çalışıyorlar. Televizyon başlarında o akşam göreceğiz hep beraber, Noel programları düzenleniyor. Şimdi tabii bununla alakalı Cenab-ı Allah müthiş derecede, özellikle Kur'an-ı Hakim'de ve Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz farklı hadis-i şeriflerde
bir kavme benzememeleri gerektiği, Müslümanların Yahudi ve Hristiyanları, Yahudi ve Hristiyanların adetlerini kendilerine adet olarak almamaları gerektiğini bizlere anlatıyor, bizlere özellikle ikaz ettiriyor. Şimdi her şeyden önce Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin şu hadis-i şerifini hatırlayalım. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz birinci bölümde de biz bu hadis-i şeriften bahsetmiştik. Sevban radıyallahu anh'ın kıssasından. Buyurdu ki bir hadis-i şeriflerde, El mer'u ma'a men ahabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Her şeyden önce biz kendi gönül dünyamıza Müslümanlar olarak şu soruyu sormamız gerekiyor. Biz kimi seviyoruz? Biz gerçekten de iddia ettiğimiz gibi Allah ve Resulünü seviyor muyuz? Eğer Allah ve Resulünü sevdiğimizi iddia ediyorsak, onların sevgisini ispat etmek için neler yapıyoruz? Öyle ya, sevgi şahit, sevgi delil ister. Kuru kuruya sevmek olmaz zaten. Seven sevdiğini çok anar. Seven sevdiğini olduğu gibi taklit eder. Seven sevdiğinden çok bahseder. Arap bir şair güzel bir şiir söylüyor. Diyor ki, "Tuhibbu aduwi thumma taz'umu annani uhibbuka innal 'aqla minka la'azibun." Müthiş bir şiir. "Tuhibbu aduwi, sen benim düşmanımı seviyorsun. Thumma taz'umu annani ve bir de onun üzerine benim düşmanımı sevdikten sonra onun üzerine annani uhibbuka. Zannediyorsun ki ben de seni seviyorum. İnnel 'aqla minka la'azibun. Muhakkak ki sen senin aklın kayıptır. Sen aklını kaybetmişsin." Yani benim düşmanımı seveceksin, düşmanımı sevmekle beraber benim de seni sevdiğimi zannedeceksin. Kıymetli dostlar, bugün kendimize bir soralım. Biz gerçek manada Allah'ı seviyor muyuz? Gerçek manada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i seviyor muyuz? Evet, eğer seviyorsak ki elhamdülillah hepimiz Müslümanız, o zaman gelin hep beraber bu ateşten, bu yangından kendimizi, evladımızı ve ailemizi kurtaralım. Ümmeti Muhammed bu ateşin içerisine yanıyor. Gelin hep beraber Cenab-ı Erhamurrahim'in şu ayeti kerimelerine, şu ayeti kerimesine kulak verelim. Es-sa'idu billah. İnna Allaha la yughayyiru ma bi kavmin hatta yughayyiru ma bi enfusihim. Cenab-ı Erhamurrahim'in şüphesiz ki bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah'ın bizim durumumuzu değiştirmesini beklememiz abesle iştigaldir kıymetli dostlar. Ve devam ederken, demek ki bizlerin her şeyden önce kendi durumumuzu düzeltmemiz gerekiyor. Her şeyden önce gerçek manada Allah'a yönelmemiz gerekiyor. Hadis-i şerifte öyle buyurulmuyor mu? İnnemel a'malu binniyat. Ameller ancak niyetlere göredir. O zaman her şeyden önce bizim kendimizi düzeltmemiz adına niyet etmemiz gerekiyor. İşte Ali İmran suresinden bir ayet-i kerime daha. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Ey gerçek manada Allah'a kendilerini kul olarak adayanlar. Ey Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece Allah'a tapıyor. Sadece Allah'tan yardım talep ediyoruz diyenler. İn tuti'u fariqan minellezine utul kitab yaruddukum ba'de imanikum kafirin. Kendilerine kitap verilenlerden in tuti'ukum fariqan minellezine utul kitab. Kendilerine kitap verilenlerden herhangi bir gruba uyarsanız in tuti'u fariqan. Herhangi bir gruba uyarsanız yaruddukum ba'de imanikum kafirin. Onlar sizi imanınızdan sonra tekrardan kafir yaparlar, küfre döndürürler. Bunlar şaka değil. Bu Cenab-ı Erhamurrahim'in Ali İmran suresi 100. ayet-i kerimede bize buyurmuş olduğu bir buyruk. Demek ki siz kendilerine kitap verilenlerden herhangi bir tanesine, herhangi bir gruba uyarsanız onlar sizi iman ettikten sonra tekrardan kafir yaparlar. Zorla kafir yapmazlar belki. Ama kendi adetlerini işte yılbaşı gibi, Noel gibi, piyango saçmalığı gibi bu adetlerini sizlerin içerinize sokarak ne yaparlar kıymetli dostlarım? Yavaş yavaş sizleri kendi dininizden,
İslamiyet'ten, Müslümanlıktan, Allah'a gerçek manada kul olmaktan, Resulü Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gerçek manada ümmet olmaktan ne olmuş olur? Sizi alıkoymuş olur. Demek ki bu adetler bizlerin onlara uyması bizleri yavaş yavaş kendi dinimizden soğutmuş olur. Ki gerçekten de öyle. İşte Maide suresi 90. ayet-i kerimede Cenab-ı Erhamur Rahim'inden bize bir ikaz daha diyor ki Allah'ımız, yüce Kur'an'ımız, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Estaizu billah ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ey kalplerinde sadece benim sevgim, ey yaşantılarında sadece benim buyruğum, ey sadece benim emirlerimi tutup sadece benim yasaklarımdan kaçınan kullarım, ey bana gönül vermiş olan kullarım, innemel hamru vel meysiru vel ensabu, innemel hamru şarap, içki, vel meysiru kumar, vel ensabu vel ezlamu dikili taşlar, fallar, şans oyunları, piyango, ne olursa olsun işte bunlar ricsun min ameli şeytan. Rejson bir pisliktir, min ameli şeytan. Şeytanın işlerinden bir pisliktir. Pisliğin içerisine bulaşmayın diyor. Cenab-ı Allah 15 asır öncesinden bugünkü belayı bize hatırlatıyor. Yapmayın diyor. Bunlar bir pisliktir. İnşallah ilerleyen dakikalarda bu tür oyunların, piyango oyununun ne tür kötülükler açtığını göreceğiz. Ve devamında bir ikaz var. Feştenibuhu leallekum tuflihun. Bunlardan uzak durun. Feştenibuhu, bunlardan uzak durun ki leallekum, umulur ki siz tuflihun, kurtuluşa ermiş olursunuz, kurtuluşa erersiniz buyuruyor Cenab-ı Erhamur Rahimin. İşte kıymetli dostlar, ayet-i kerimeler ile Kur'an-ı Hakim'in özü ile bizim her şeyden önce Allahu Teala'nın emirlerine uymamız gerekiyor. Demek ki Allahu Teala bize ne buyuruyor? Her şeyden önce sizden olmayan, Müslüman olmayanların adetlerini kendi adetiniz gibi benimsemeyin. Müslüman olmayanların adetlerini kendi adetiniz gibi görmeyin. Müslüman olmayanların adetlerini hiçbir zaman kendinizin içerisine sokmayın. Peki kıymetli izleyenlerim, kıymetli gönül dostlarımız, Noel'den bahsettik. Yılbaşı ne demek? Biraz da ondan bahsedelim. Acaba bu kültür nereden geliyor? Tarih kaynaklarında araştırıldığına göre, tabi normal olarak Hristiyan aleminde bu Hazreti İsa'nın doğum günü olarak kutlanıyor Hristiyan aleminde. Şimdi Hristiyan alemi aslında kendi içerisinde de parçalara bölünmüş. Doğu kiliseleri ve Batı kiliseleri olmak üzere. Tabii Batı kiliseleri genelde Hazreti İsa'nın bu doğum gününü 25 Aralık'ta kutluyorlar. Doğu kiliseleri ise 6 Ocak'ta kutluyorlar. Kendi aralarında bile birlik beraberlik olmayan bir insan güruhu. Ama gelin görün ki aslında bu Noel kutlamaları, yılbaşı kutlamaları Hazreti İsa'nın doğumuyla da alakası yok. Az biraz ufak bir incelemeden sonra, ufak bir araştırmadan sonra göreceksiniz ki bu aslında bu kültür Hazreti İsa'nın doğumu kesin olarak bilinmediği için, kesin olarak Hazreti İsa'nın doğumunu insanlar bilmediğinden dolayı tam olarak ne zaman doğduğu bilinmiyor. Şimdi Hazreti İsa'nın doğum günü kutladıkları, yani bu Hristiyanların Hazreti İsa'nın doğum gününü kutladıkları aslında özel bir günleri yoktu. Tabi o sırada Roma İmparatorluğu'nun her yerinde güneşe tapan insanlar vardı, putperestler vardı. Güneşe tapıyorlardı, putlara tapıyorlardı. Roma İmparatoru Büyük Konstantin. O zaman o da kendisi de güneşe tapanlardan bir tanesi, putperestlerden bir tanesi. 313'te putperest iken bu adam kalkıyor Hristiyan oluyor. Roma İmparatoru Büyük Konstantin. Bu adam kalkıyor Hristiyan oluyor. Hristiyan olduktan sonra kendi bu kültürünü, yani güneşe taptığı esnada putperestken işte o dönemde yapılan bir bayramı aynı şekilde Hristiyanlığın içerisine koyuyor. Tabii o bayram ne? O bayram şu. Putperestler, güneşe tapanlar
kendilerinin o güneşin kendileri için bir kurtarıcı olduklarına, kendi tanrıları olduklarına inanıyorlardı. Kışın başlangıcından doğduğuna inanan bu güneş için, bu tanrıları için diğer putperest milletler de aynı şekilde ne yapıyorlardı? Bu güneşe tapıyorlardı. İşte 25 Aralık'ta bu güneşin kış başlangıcı olarak kabul edildiğinden dolayı 25 Aralık o günü kendilerine ne yapıyorlardı? Bayram ilan ediyorlardı. Büyük Konstantin, Roma İmparatoru Büyük Konstantin de o güneşe tapanlardan olduğundan dolayı ne yaptı? Hristiyanlığa geçtikten sonra yine aynı şekilde bu kutlamayı, yılbaşı kutlaması adı altında Hristiyanlığın arasına soktu. O tarihten itibaren gelin görün ki maalesef ki evet Hristiyanlar bunu yapıyor ama bizim İslam coğrafyasında gitgide bu yayılmaya başlanıyor. Bakıyorsunuz yılbaşı akşamı, 31 Aralık yılbaşı akşamı müthiş derecede insanlar bir hazırlığın içerisinde. Hiçbirisi ahirete bu kadar hazırlanmaz iken bir gecenin içerisinde bütün sefahat, bütün delalet, bütün günahların işleneceği o gecenin içerisinde maalesef ki müthiş derecede hazırlıklar yapılıyor. Genç kardeşlerimiz maalesef ki bir takım hazırlıkların içerisine giriyorlar. Nasıl iştirak edeceklerini şaşırmış vaziyetteler. O gecede aşırı derece içki tüketimi, zina ve fuhuş had safhada oluyor. Ben buradan genç kardeşlerimize sesleniyorum. Gelin siz de Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin ümmeti olduğunu unutmayın. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin şefaatinden yüz çevirmeyin. Gelin Allah'a ve Allah Resulüne itaat edin. Allah'a ve Allah Resulünün yolunu kendi yolunuz tutun. Gelin bu tür şeylere, şeytanın bu tür vesiselerine, ayet-i kerimede bahsedildiği gibi pisliklerine kanmayın kıymetli kardeşlerim, ey genç kardeşlerim. Çünkü emin olun ki bu gecede yapılan sefahatten sonra insanın üzerine öyle bir ağırlık çöküyor ki, öyle bir zulmet çöküyor ki kalkması mümkün değil. O zaman gelin biz de hep beraber onların bu eğlencelerini boykot edelim. Evet, herhangi bir gecenin kötü olmasında İslami konuda herhangi bir beis yok. Hiçbir gece kötü değildir. Hiçbir gündüz kötü değildir Allah'ın katında. Ama ve lakin biz bugün İslam coğrafyası olarak onlar kalkıp geceleyin gökyüzünü havai fişeklerle aydınlatırken bizim Müslüman kardeşlerimiz Filistin'de, Gazze'de, Keşmir'de, Suriye'de fosfor bombalarıyla aydınlanıyor. Eğer buna kalbiniz kaldırıyorsa bunu, eğer oradaki küçücük çocuklarının 31 Aralık gecesi o bombaların altında inim inim inlemelerini kaldırıyorlarsa, eğer kalbimiz bir Müslüman olarak kaldırıyorsa, buyurun iyi eğlenceler. Ama bir Müslüman olarak bizim içimiz yanmıyorsa, yarın mahşer günü mahkeme-i kübrada Cenab-ı Erhamur Rahim'in bunun hesabını bize soracaktır. Ve kıymetli dostlar, yılbaşıyla alakalı olan bir de bir milli piyango, ismi aslında milli olmaması gereken, aslında isminin değiştirilmesi, aslında kaldırılması gereken bir şans oyunu saçmalık. Bakınız, maalesef ki bugün İstanbul'un ve Türkiye'nin farklı noktalarında, farklı yerlerde ismini vermeden, o kardeşlerimizi rencide etmeden farklı noktalarda insanlar kuyruğa giriyorlar. Soruyorsunuz bu kuyruktaki insanlara, kardeşim Müslüman mısın? Elhamdülillah Müslümanım diyor. Peki sen buraya niye geldin? Abi diyor, benim işte araba alacağım, ev almaya ihtiyacım var. Belki bana da çıkar. Allah'a ve Resulüne inanıyor musun? Evet inanıyorum. Namaz kılıyor musun? İçinde namaz kılan kardeşlerimiz de var. Namaz kıldığımız esnada biz her rekatta bir sure okuyoruz değil mi kıymetli dostlar? Bu surenin ismini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Fatiha suresi için buyuruyor ki Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim'in neyidir? Anahtarıdır. Ne diyoruz biz Fatiha suresinde? İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ya Rabbi sadece sana tapıyor ve iyyâke nesta'in. Sadece senden yardım talep ediyoruz. Peki milli piyango, milli demekten aslında haya ediyorum. Piyango biletini almak suretiyle aslında biz Allah'a karşı isyan etmiş olmuyor muyuz? Aslında gizli bir şirkin içerisine girmiş olmuyor muyuz?
Evet kıymetli dostlar. Çünkü İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn sadece sana tapıyoruzun mahiyetini bir köşeye bırakıyoruz. Demek ki sadece Allah'tan yardım talep etmiyoruz. Demek ki bizim Fatiha suresini söylememizdeki maksat sadece üzerimizdeki farz namazın kalkması. Başka bir anlamı yok. O zaman kıymetli dostlar gelin hep beraber Fatiha suresini lisanımızla söylediğimiz gibi kalbimizle de söyleyelim. Kalbimizle söylediğimiz gibi yaşantımızın içerisine de koyalım. Allah'tan başka ilahlara, Allah'tan başka varlıklara, Allah'tan başka her şeye tevessül etmeyi, onlardan bir şeyler istemeyi kendimize karşı set çekelim. Onlardan bir şey istemeyelim. İşte piyango bileti de bunlardan bir tanesi. Neden alıyorsun kıymetli kardeşim? Çünkü sen alıyorsun başka bir yerde başka bir kardeşim o hatanın içerisine düşüyor. Evine götüremediği ekmeğin parasını kalkıyor piyangoya veriyor. İnsanlar bir umutla 10 liradan bu sene biraz araştırdım bu sene 70 milyon TL piyango bileti verilecek mi? Yani piyangodan şey verilecekmiş, kar verilecekmiş. Şimdi bakıyorsunuz bu 70 milyon TL'yi nereden kazanıyorlar bunlar? Nereden kazanıyorlar? Oradaki benim fakir kardeşim, oradaki benim Müslüman kardeşim, Müslüman olduğunu söyleyen kardeşim, Müslümanın gerekliliğini maalesef ki yerine getiremeyen kardeşim, ailesinin rızkından kesip kalkıp oraya veriyor. Sen ne veriyorsun? Bütün herkes böyle veriyor. Bir havuzda birikiyor bu para. Ondan sonra herhangi bir kişi oradan onu kazanıyor. Ondan sonra da kalkıyor o parayı harcıyor. Peki kıymetli dostlar, ben bugün size soruyorum. İflah olur muyuz? Hayır, kesinlikle iflah olmayız. Yani o kazanmış olduğumuz, oradan almış olduğumuz paradan bize herhangi bir hayır gelir mi? Kesinlikle ve kesinlikle gelmez. O parayla İslam hukukuna göre cami bile yaptıramazsınız. Çünkü şöyle anlatır İslam hukuku kaynaklarında. Düşünün ki der hadis-i şeriflerde ve İslam hukuku kaynaklarında şöyle bir örnek verir. Bu haksız kazançlardan elde edilen para şöyle düşünün der. Düşünün ki bir kusmuktan veyahut da bir domuz kanından abdest alıyorsunuz ve bununla namaz kılıyorsunuz. Bu sizce doğru bir şey mi? Midemizi kaldırıyor mu? Elbette ki kaldırmıyor. O zaman şans oyunları da böyle. Gelin hep beraber biraz da aslında bunu da size anlatmak istiyorum. Şans oyunu oynayıp da benim Müslüman kardeşim şans oyunu oynayıp da aslında iflah olamamış. İşte bir vatandaş. İsmini vermeden 1979 yılında 100 bin liralık ilk ikramiyesini kazanıyor bu vatandaşımız. 100 bin lira 1979'da. 82'de yeniden 30 milyon lira kazanıyor. 82 yılında yeniden 30 milyon lira kazanıyor. 84'te 15 milyon TL bir daha kazanıyor Milli Piyango'dan. Sürekli adam kazanıyor. 1987'de 2 milyon lira kazanıyor. En son bu adamın belgeselini çekiyorlar. Adam üst üste kazanınca belgeselini çekiyorlar. Ve en son ne oluyor biliyor musunuz kıymetli kardeşlerim? 12 Aralık 2014 tarihinde kaldığı bir yakının evinde tek başına hiçbir şey olmadan, 5 kuruş parası olmadan, kimsesi olmadan, eşi, çoluğu, çocuğu hiç kimsesi olmadan hayata gözlerini yumuyor. Birisini de büyük bir ikramiye kazanıyor bir adam. İlk iş karısını boşuyor. Para geçti eline. İlk iş karısını boşuyor. Yaptıklarını da kendisi şöyle anlatıyor. Diyor ki paralar eşime kalmasın diye harcamaya başladım. Paralar eşime kalmasın diye harcadım diyor. Sonra 150 memurun maaşını 2 ayda yiyordum diyor. 150 memurun maaşını 2 ayda yiyordum. Gidiyordum diyor içki, kumar, zina ne varsa. Ve bu kardeşim benim Müslüman. Ben acıyorum. Benim kalbim titriyor bu kardeşlerimizi görünce. Ben bugün piyango bileti satılan yerlerin önünden geçince ağlamaklı bir şekilde geçiyorum. Çünkü gerçekten üzülüyorum. Ümmeti Muhammed'in dertiyle dertlenmeyen ben ümmeti Muhammed'tenim demesin. Kim olursa olsun, hangi hoca olursa olsun, kim olursa olsun mutlaka ve mutlaka ümmetin derdiyle dertleneceğiz. Gençliğimiz gidiyor elimizden, gençliğimiz. Eğer biz bu topluma ahiret inancını, bu topluma ahiret bilincini anlatmaz isek işte durum ortada. Bu kardeşlerimiz gerçek manada ahiret bilincinin farkında olsalardı bu hataya düşmezlerdi. Kardeşimiz o parayı kazandıktan sonra eşini boşuyor. Diyor ki paralar eşime kalmasın diye harcamaya başladım. 150 memurun maaşını 2 ayda yiyorum diyor. 150 memurun maaşını. Eşimi de diyor annesinin yanına gönderdim. Artık boşandılar ya zaten. İstanbul'a döndüm diyor. Yıl 1985.
Cağaloğlu'nda bir handa artık paralar bitti. Hem gece bekçiliği hem de ayakkabı boyacılığı yapmaya başladım. Eşimin açtığı dava sonucu boşandım. Sevgi olmadan para bir işe yaramıyormuş, anladım diyor. Adam bunu anlıyor. Ve geliyor başka bir örnek. Afyon'da 82 yaşındaki birisi, 82 yaşındaki bir amca, bir vatandaşa aldığı çeyrek bileti 1964 yılın yılbaşında, o çekilişte, o gecede, o zulmetli gecede büyük ikramiye vuruyor. Kazandığı parayla lüks bir yaşam sürmeye başlıyor. Önce 6 çocuğunu evlendirdi, tamam. Kalan parayla da koyun ticaretine giriyor. Şimdi diyor ki ya ne yaptı? 6 tane çocuğumu evlendirdim, onu kurtardım diyor. Koyun da berekettir diyor. Koyun ticaretine gireyim diyor. Ama koyun berekettir, haram parayla giriyorsun bu işin içerisine. Milli piyango ikramiyesi ona da hayır getirmiyor zaten. Ve diyor ki ben diyor bir anda çok zengin oldum. Koyunlarım falan oldu. Çocuklarımı diyor evlendirdim. Sonra diyor bir anda bir baktım ki yıllar sonra diyor param bitti. İflas ettim. Zaten edeceksin. Haram para. Yetimin hakkı var onun içerisinde. Adam kendi çocuğunun rızkından alıp oraya koyuyor. İlla ki o para suyunu çekecektir bir gün. Para bitince diyor geçimsizlikler olmaya başladı. Önceden akrabayım diyen, seninle akrabayız diyen böyle tipler de çıkıyor. Önceden seninle akrabayım diyenlerin hepsi diyor beni boşlamaya başladılar. Eşimden boşandım. Yaşlı amca eşinden boşanıyor. Hiç param kalmadı diyor. Bakıma muhtaç hale geldim. Bakın Allah-u Teala nasıl belalar veriyor. Üst üste, üst üste. Çünkü haram para. Faiz de böyle. Faiz belasını da Allah nasip eder ise başka bir programda, farklı bir programda anlatacağız. Faiz belası da böyle. Faiz yiyip de bugüne kadar iflah olan bir adam ben tanımıyorum. Çok dolaşıyoruz. Farklı yerlere, konferanslara gidiyoruz. Kardeşlerimizle hasbihal ediyoruz. Hepsinin ortak problemi faiz. Faiz belası bir an önce bu ümmetin boynundan çıkması gerekiyor. Ve devamlı adam diyor ki hiç param kalmadı. Geçimsizlikler başladı. Eşimden boşandım. Torunum en son diyor. En son torunum beni huzur evine götürdü. Huzur evine bıraktı. Bana dışarıdan kimse bakmadı. Ben de tek başıma kaldım diyor. İşte kıymetli dostlar, gördüğümüz gibi demek ki haram para hiçbir zaman huzur getirmiyor. Cenab-ı Allah bizi hiçbir zaman Allah ve Resulü'nün yolundan ayırmasın. Allah-u Teala her zaman için bizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Gerçek manada Fatiha'nın hakikatine erişmeyi cümlemize nasip eylesin. Evet kıymetli dostlar, programımızın sonuna geldik. İnşallah diğer programımızda, yarın yapacağımız programda müthiş bir sahabe-i kiramdan, müthiş bir sahabe-i kiramdan, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mihmandarı sahabe-i kiramdan bahsedeceğiz. Allah nasip eder ise muhabbetimize inşallah yarın devam edeceğiz. Hepinizi Allah'ın selamı, rahmeti, bereketiyle selamlıyorum. Cenab-ı Allah ailenize huzur ve istikamet koysun. Allah-u Teala sizleri, bizleri ve sevdiklerini yüce kitabından, Kur'an-ı Kerim'inden, hadisten, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yolundan, sırat-ı müstakimden ayırmasın diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.